Fiyatlar artıyor. Gün geçtikçe her gün barkod da değiştiriyoruz. Yani fiyatlar her gün artıyor. Evet. Markette talep. Vallahi talep şu an az. Bu ay için çok az yani. Bugün ya bu ay hiç telefon satamadık şu ana kadar. Beyaz eşyada ya da televizyonda şu an hiç müşteri talep etmiyor çünkü fiyatlar epey bir uçuk. Evet. Fiyatlar. Geçen yılda bu yıl arasında fiyat nedir yani? Geçen yıl dediğim de mesela 3 ay öncekiyle şimdiki arasında fiyatlar dedi. Yani %40 oranında bir artışımız söz konusu. %40 oranında. Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah her şey güzel. İnşallah. Güzel kazanırsınız. İnşallah. Güzel kazandık. İnşallah. Evet. İnşallah. Trabzonlu esnaf diyorlar. Trabzonlu mu? Evet, Trabzonlu Araklı'danız. Kaç yıldır buradasın? Biz 65 senedir buradayız Sayın Başkanım. Buralı sayılıyorsunuz ya. Buralı. Evet. Yani burayı Trabzon'dan tabii daha iyi biliyoruz. Yani Trabzon'da evet. Adres bilmiyoruz ama burada birçok yerini biliyoruz. Babalarımız gelmiş zamanda ekmek için. Evet. O zamandan bu zamana işte burada böyle ticaretle uğraşıyoruz. Siz de iyisiniz. İyiyim, hamdolsun, sağ olun. Teşekkür ederim. Ama ekranlardan daha yakışıklısınız başkanım yani. Ekranlar. Bu kameracı arkadaşlar biraz çekerken eksik çekiyorlar herhalde. Çay kahve ısmarlayayım o zaman. Allah razı olsun. İşte? Onu biz ısmarlayalım, siz misafirimizsiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. İşler öyle böyle bir şekilde devam ediyor evet, başkanım. Sıkıntılı tabii piyasa, biraz durgunluklar oluyor. Evet. Olmuyor değil ama mücadele. Bizim işimiz fiyat, mücadele. Fiyat artışları nasıl? Ya fiyat artışları var. Yani var. Piyasada fiyat artışları illaki oluyor yani. Dolara, kimi dolara göre diyor, kimi işte petrolden dolayı diyor. Ama artışlar var yani, yok desek sonuçta yalan tabii olur. Siz de makul bir kar koyuyorsunuz, satıyorsunuz. Ya, yoksa biz şu an, yoksa batarsınız. Biz şu anda bekleme dönemindeyiz bekleme başkanım döneminde. Ya. Bekleme dönemindeyiz. Evet. Yani piyasanın oturması, evet, fiyatların oturması. Evet, yani evet, bütün şeyimiz bu şu anda evet, yani. Evet. Allah kolaylık versin. Cümlemize, size bol de. Bol kazançlar diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağ olun. Sağ olun. Güzellikle beraber, bu kuvvetle beraber İnşallah, inşallah. Geleceğiz, iktidar olacağız. İnşallah. Herkesin refahı güzel olsun, bütün milletin. Bizim maalesef bizde tabii ki toplumda kötü imajda, hani biz sanki fırsat bekliyormuş gibi değerlendiriyor ama yok efendim, bize yok efendim, bize tabii versinler, biz her şey hizmete hazırız. Evet, bize evet, un fiyatı belli. Unu nereden alıyorsunuz? Biz Ankara, Konya, Ankara, Türkiye her tarafından evet, alıyoruz. Evet. Ama fiyatlar nasıl oldu, un fiyatları? 180 liradan 450-500 liraya kadar çıktı. Evet. Şimdi tabii herhalde bir ithal bir şeyler 190-200 liraya evet, bir kolaylık sağlandı. Bize öyle un versin ucuz. Biz de halka ucuz ekmek yiyelim. Biz şeyinde yokuz. Elektrik ne kadar yakıyorsunuz? Şimdi bizim doğal gazımız 13 lira geliyordu. Evet. 20 bin liraya çıkacak. 20 liraya geçecek. Evet. Elektrik de herhalde bir 4-5 gibi olur. Olur. 1,5-2 evet, gibi. Evet, evet. Çok maliyetler böyle çok kişi oluyor. Evet. Zaten bir de bizim Zonguldak'ımız belli burada. Belli, belli. Belli. Evet, belli. İşçi, madenci şehri. Öyle, öyle. Halkımız yani Türkiye'de bu şeyleri görünce görüyoruz. Millet aç, yoksul. Evet. Bunlar bizim işimizi çiz ediyor. Evet. Sabahleyin gelsinler, otursunlar, baksınlar. Bayat ekmek var mı diye soranları bir görsünler. Hmm. Kimler geliyor? Bayat nasıl ekmekle taze ekmek arasındaki fark. Tabii fiyat iş şey yapıyor, farkında, indiriyor. Evet. Bütçesi evet, yok. Şimdi 10 tane nüfus olan 10 tane ekmek etse 3 liradan evet, 30 evet, lira. Evet, maaş evet, ne alacak? Alacak gitti ekmeğe, sırf ekmek mi yiyecek yani? Evet, evet, evet. Biz de istiyoruz ama. Bir de tabii şey oldu, Zonguldak emekliler şehri oldu biraz. Evet. Evet, evet. Burada sizle, zaten evet, sizi ziyaret edecektim. Evet. Bir müsait zamanda İnşallah bazı beklerim, konularda biz evet, kökenden Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Evet, evet, evet. Benim babamı herkes bilir. Evet. Bari papil olarak. Eyvallah. Kamil Bey de zaten Eyvallah, rahmetli evet, evet, bir başkanlık yaptı. Evet, CHP, evet, CHP evet, başkanlığı evet, yaptı. Evet. Eyvallah. Biz kökümüz belli. Neyse, en azından şimdi yeniden tanışmış olduk. Evet. Oldu. Peki efendim. Çok memnun oldum. Biz o 35 yıldır bu iş içindeyiz. Müşteri de azalma çoğalma nasıl? Var, şu anda azalma var efendim. Azalma var. Evet. O ekonomik durumlardan dolayı azalmamız evet, var. Evet. Müşteri kaybımız var. En çok hangi yemeği seviyor müşterileri? Valla hiç yemek seçme yok başkanım. Öyle mi? Herkes istediği şekilde, tabletimiz burada hazır. Evet ama güzel. Seçerek güzel, güzel diyorlar. Güzel. Nasıl fiyatlarda? Yani hepsi pahalanmış ama pahalı. Evet. Et pahalı, tavuk pahalı, bakliyat evet, grubu pahalı, evet, un pahalı.
Evet. Elektrik, doğalgaz bunlar yüksek. Elektrik tüketiminiz ne kadar yaklaşık? 3000 lira falan. 3000 lira falan. Evet. Efendim Allah kolaylık versin. Amin. Hepimize kolaylık. İnşallah aşarız. İnşallah. Beraber aşarız. İnşallah. Birlikte aşarız inşallah. İnşallah bir şey. Nasıl fiyatlar nasıl? Müşteride gelen zamlardan dolayı biraz satışta sıkıntımız var. Siz sattığınız malın yerine yenisini rahat alabiliyorsunuz. Yenisini koymak çok zor efendim. Evet. Elimizdekiyle idare etmek zor. Mesela son bir ayda en çok pahalanan ne oldu? Şu anda en çok pahalanan elektrik oldu. Kullanamıyoruz. Elektrik. Klimamızı açamıyoruz. Evet, evet. Şu anda ısınma şeyimizi kendi ihtiyacımıza karşılıyoruz. Evet. Hadi Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim başkanım. Gördüğünüz gibi. Hoşça kalın. Fiyatlar nasıl? Fiyatları siz de biliyorsunuz başkanım. Evet. Ama biz söylüyoruz da tabii siz işin içindesiniz. Alıcı olan sizsiniz. Ya şu anda biz kar mı ediyoruz, zarar mı ediyoruz belli değil. Mesela biz gıdayı alıyoruz bir fiyata. Hı. Onu elimizden çıkartıyoruz. Sonra toptancıya gidiyoruz. Bazı malı sattığımız fiyata yeniden alamıyoruz. Artık hesabını siz yapın. Evet. Karışık işte. Büyük sıkıntılar var. Para desen değer kaybediyor. Evet. Bir yandan da oradan darbe yiyoruz. Çünkü biz Türk parasıyla çalışan insanlar dolar yükselince daha çok zarar ediyor. Belki dolarla çalışanlar zarar etmiyor ama. Evet. Şey nasıl? Talep nasıl? Daha çok talebi gençler mi? Gençler şu anda. Gençler öğrenci. Daha çok. Evet. Orta yaş kısmı biraz pahalıya geldiğini söylüyor. Evet. Mecburiyetten. Mecburiyetten. Evet. Evet. Efendim Allah kolaylık versin. Tavuk fiyatları ne oldu? Tavuk fiyatları her geçen gün ayrı ayrı bir faiz yiyor. Evet artıyor. Artıyor. Her geçen gün ayrı ayrı kilosuna zam geldiğinden birden net bir şey olmuyor. Fiyatlar her gün bir zamlanıyor. Evet. Sağlık olarak şu anda çok iyiyiz ama ülke ekonomisi bakımından çok kötüyüz. Ayşegül Hanım aynı zamanda Eczacılar Odası Başkanı. Öyle mi? Evet. Ay, güzel. Teşekkür ederim. Bazı ilaçlar bulunmuyor. Evet çok büyük sıkıntımız var. İfade ediliyor. Aynen aynen. Dövizdeki dalgalanmadan dolayı Ekim ayından beri büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Çoğu ilacımızda sorun var. Özellikle global ilaçlarda, çocuk ilaçlarında. Bunun sebebi de tamamen her şeye zam gelmesiyle alakalı. Şişe fiyatlarıyla alakalı. Firmalar bunu artık yüklenemedikleri için daha az sayıda ürün çıkartıyor ve piyasaya daha az sürüyorlar ve bu da vatandaşın ulaşımını engelliyor. Yani biz bu durumdan çok rahatsızız. Çünkü amacımız halk sağlığına hizmet vermek. Sonuçta suçlanan eczacılar mı oluyor? Kesinlikle öyle oluyor. Evet. Kesinlikle öyle oluyor. Yani bulamadığında ama siz burada ilacı bulmadan nasıl vereceksiniz gelen hastaya? İlacı geçtik. Şu anda bir bez fiyatlarında %41 zam geldi. Yatalak hastası olanlar, sorunlu çocuğu olanlar bunlara erişmekte de çok zorlanıyor. Yani her şey %40 zamlandı. Bu ıtriyat anlamında ama ilaç geçen senenin fiyatlarında. Biz çünkü ilaç fiyatları Şubat'tan Şubat'a zam alırız. Bu zammı alamadığı için de ilaç firmaları ürün vermiyor, ilaç vermiyor piyasaya. Ve vatandaşımız da sıkıntı yaşıyor. İnanır mısınız? Buradaki bütün eczaneler ellerinde reçeteyle geziliyor. Yani elimizden geldiğince bulmaya, tedarik etmeye çalışıyoruz ama vatandaş geziyor. Öyle sorunlarımız var. Allah kolaylık versin. Teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum bu sorunlar çözülür en kısa zamanda diyorum. Bütün eczacı arkadaşlara selam söyleyin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizlere kolay gelsin. Tekrar. Başkanım hoş geldin. Geldi başkanımız. Geliyor gelmekte olur. Evet. Bravo. Depoyu doldurmaya gittiğimiz zaman aynı fiyattan. Emre çalışıyor. Evet yani mecbur geldim bunu şoför. Biraz sabır. Sabır ama. Sandığa kadar sabır. Sabır ama. Ondan sonra biliyorum. Bıçak kemiğe dayandı biliyorum. Kesti bile. Evet. Kesti bile. Bıçak kemiğe dayandı. Gerçekten. Sadece sizde değil tabii yani. Her bütün şeyler öyle. Yani. Ben Zonguldak'a çok eskiden beri bilirim aslında. Burası bir an, bir dönem çalışanların iyi gelir elde ettiği, esnafın rahat ettiği, herkesin rahat ettiği bir şehirdi. Şimdi emekliler şehri oldu. 55 bin işçi vardı Sayın Başkanım. 55 bin işçi vardı. Ben bilirim, öyle biliyorum. Evet. Dolayısıyla taksicisi de, esnafı da, pastacısı da, manavı da, kasabı da, herkes memnundu. Buraya insanlar gelirdi. Burada hem çalışmak hem kazanmak için.
Ama maalesef şimdi gidiyorlar başkanım burada. Emekliler şehir oldu. Tabii nüfus azalıyor. Evet, gidiyorlar başkanım. Türkiye'nin her yerinden buraya işçi olarak geldi. Benim babam Gümüşhane'den gelmiş. Öyle mi? Evet. Madende çalışmak için. Evet, evet. Eşimin babası Sürmene'den gelmiş. Evet. Yani Türkiye'nin her yerinden insan öyle, var. Öyle, her yerinden insan var burada, evet. Yani o halde kozmopolit bir yer, merkezi bir yer burası ama son işte o 2000 yılındaki madenci yürüyüşünden sonra Zonguldak geri atıldı. Evet. Ezilmeye başlandı. İşçi sayıları azaldı. Üvey evlat gibi davranıldı. Doğru düz bir hizmet gelmedi. Yani gerçekten sıkıntılı bir şehir oldu burası. Evet. Başkanım bu emeklinin işi ne olacak başkanım? Mahvolduk ya. Başkanım emekliyiz. Emekliye veriyorlar. Makruluya yükleniyorlar. Evet. 450 lira daha zam geldi. Onlar için de zor. Bizim için de zor. Devamlı nasıl şey oldu? Geliyor. Makrula zam. 6 ayda bir zam. O da var. Aşırı derecede zam geliyor. Ödeyemiyor. O duruma emeklinin durumu çok parlak değil. Zaten emeklinin durumu iyi olmasa nereden gidip alışveriş yapacak? Ya ekmek alacak. Başka ya da sebze meyve alıyorlar. Bunlar da bağkur diyor sayın başkanım. Bağkur. Onlar da ödeyemiyorlar. Bağkur daha güzel yani. Zor. Bağkurun durumu da. Evet başkanım. Başkanım bu yetimler var. Onlar daha da kötü. Evet. Onlar da 600 lira ayda. 600 lira. Evet. Ya 600 lirayla çok zor. Nasıl geçirir? 160 lira başlıyor başkanım. Öyle. Başkanım gene emekliler maaş alıyor ya bizim gibiler ne yapacak? Gençler kötü başkanım. Hiç yok. Gençler kötü olacak. Sadece bu. İşsiz. Yok çalışıyoruz başkanım. Erdemci oradan bir sapa getirseydik arkadaşlar ya. Eyvallah. Şeffaf. Yok yok öyle iyi. Böyle iyi. Bizim zaten biz emekliliği düşünmüyoruz başkanım. Biz emekliliği unuttuk. Biz bağkur ödeyemiyoruz, sigorta ödeyemiyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz başkanım. Yani ben bugün 100 lira kazanayım, 100 lira da araba mazota gidiyor. Evet. Yok. Yok. Sigur. Önde sigur. 40 kuruş yakan araba yakıyor 1250 şu an. Nasıl ben de 100 kilometre yol yapıyorum 100 milyon motor. Nasıl para kazanacağım ben? 12 yaşındaki çocuk haberlerde siyaset yapıyor ya. 12 yaşındaki çocuk. De öyle bir konuşuyor ki çocuk. Cebimde diyor 4 lira dolmuş parası var diyor. Burada şimdi dolmuştan eve gideceğim. Eve gideceğim diyor. Yemek yiyemiyorum. Öyle. Ve doğru diyor. Doğru diyor çocuk. Doğru diyor. Çocuk okula gidecek. Kantincilerle bir konuşun. O çocukların neler, hangi sıkıntılar çektiğini görün. Cebinde parası olmuyor. Arkadaşı bir şeyler alıyor, kendisinin yok. Kantinci diyor, fark ediyorum diyor. Ona ben veriyorum diyor yani. Bir şeyler yesin diyor. İnşallah. Öyle çok da çok dramlar var. Bizim de arabamıza bayan biniyor, 20 lira yazıyor, param yok diyor. Getiriyoruz başkanım. Evet. Ne yapalım? Ne yapacaksın? Mali giriyorsun, 5 kuruş eksik giriyorsun. Veremiyorsun evet. Ama taksi 5 lira eklemiyorsun. Öyle. Evet. 4-2-3 maaş yapsak ne olur? Ne olur tabii. Ne olur? Öyle. 2 milyar kira verelim, geri kalan 2-250 nasıl geçecek? Nasıl geçecek evet. Ne olacak? Öyle. 1 milyar kira veren şimdi ne kadar sayın başkanım? Evet. Şey sahip dedik, o 2 milyar azı, 2,5 milyar azı. Nasıl verecek? Atacaksın dışarı. Evet. Veremeyecek. Başkanım! 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 Tamam. Halledeceğiz beraber. İnşallah beraber. Bravo be. Annelerimize babalarımıza selam söyleyin. Arkadaşlar önümüzdeki süreçte oy kullanma imkanınız varsa mutlaka sandalye oyunuzu kullanın. Yolumuz belli. Türkiye demokrasiyi getirecek olan sizlersiniz. Sizin oyunuz Türkiye'nin kaderini belirleyecek. Siz Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan kuşaksınız. O nedenle size sonsuza kadar güveniyorum. Evet, şimdi bana yol göründü, gitmem lazım. Asla umutsuz olmayın, asla umutsuz olmayın. Umudumuz başkanım. Türkiye'yi hep beraber ayağa kaldıracağız. Bu ülkeye huzuru, bu ülkeye barışı, bu ülkeye kardeşliği getireceğiz. Sizler güzel okullarda okuyacaksınız, güzel yurtlarda kalacaksınız. İnşallah. Annenize babanız sizinle gurur duyacak, sizinle övünecek. Hiç meraklanmayın, bütün İnşallah. Sorunları çözeceğiz. Geç. Hocam, bitirme. Evet, zafer bizim. Zafer inananların olacaktır arkadaşlar. Hadi hoşçakalın. Ben de geliyorum.
Ümit abi çok şükür. Sayın Genel Başkanım, biz iyi değiliz, buradayız, esnafız. 20 liraya balıklarımızı efendim satamıyoruz. Evet. Millet para yok diyor, pazara 5 lirayla 10 lirayla gidiyoruz diyorlar efendim. Evet, bu işe bir çare bulamaz mıyız yani? Hep bu dış güçler, iç güçler ne yapıyor acaba? Çok merak ediyoruz efendim. Nasıl yapacağız, düzelteceğiz efendim? Hem dış güçleri değiştireceğim, kaldıracağım, hep iç güçleri, hiç meraklarını. Onları İnşallah, Allah'ımın izniyle Rabbim. Millet ittifakı olarak öyle iç güç, dış güç ayaklarını bırakacağız. İkili gayrıcılık olmasın efendim. Efendim, bu milletin karnı doyacak. Evet. Öyle gerekçe, başta oturan, devleti yöneten adam, ben beceriksizim, niye? Efendim dış güçler var. Ben beceriksizim, bakın, için iç güçler var. Ne demek ya? Sayın Genel Başkanım, şurada 500 kişi alacak veriyor, 5 lira, 10 lira. Vatandaş yazıyor. Yok evet, efendim yani. Evet. Herkes veresiye kağıdımız efendim. Ha. 5 lira 10 lira millet böyle yazıyor. Yok yani vatandaşa. Yasemin 30 lira. Para yok efendim yani. Evet, evet. Alamıyoruz. Doğru. Biz de boş gönderemiyoruz. Evet. Ne yapalım? Ne yapacağız? Çarkımızı mecbur öyle evet, döndürmek evet, şöyle. Evet. Allah kolaylık versin. Amin efendim. Biraz sabredin, değişecek her şey. İnşallah sen değişecek. Genel Başkanım. İnşallah hep beraber efendim. İnşallah. Canla başla. İnşallah. İnşallah efendim. Sağ olun. Sağ olun. Bu zamlar ne olacak bunu? Ben bunu ne zahmetle alıyorum? Çalışıyorum ama çok zahmetle alıyorum bunu. Evet, ne olacak evet, bu zamlar? Zamları bitireceğiz. Sandık geldikten sonra inşallah halledeceğiz. İnşallah bitecek. Meraklanmayın. Biraz sabredeceksiniz. Bunları böyle kucaklamayacağız. Evet. Böyle ileteceğiz evimizi inşallah. Sizin sayeniz olacak bunlar. İnşallah seviyorum yapacağız. Seviyorum sizi. Allah'a emanet olun. Bekliyorum. Hadi bakalım bir tokalaşalım. Hadi bakalım. Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Engelliler bir araya geliyor musunuz arada? Tabii ki. Ne gidip bir araya geliyoruz. Evet, evet, evet. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Evet. Orada ne iş yapıyordun? Nakli elemanıydım, engelli olmadan önce. Evet. Daha yeni aldım engelli raporunu. Hmm. İşte 4 sene çalışsam emekliyim. Hmm. Çalışabilecek bir iş arıyorum. %40 engelli. 59. 59 mu? 59 engelli raporu aldınız. Evet. Kaç yıl çalışmanız lazım? 4 sene. 4 sene daha çalıştım. Sigortalı evet, olacaksınız ki. Evet. Engelli. Aynen öyle. Şey, emekli olmak lazım. Keyfiniz nasıl? İyi olamıyoruz. Müşteriler nasıl? Müşterilerimiz az, azınlıkta. Daha çok emekliler geliyor. Emekliler herhalde var, evet. Evet, evet. Çay kaç lira? Çay mı? 1,5'a zor satabiliyoruz. Öyle mi? İş yok. Sen de... Ama tarifemiz 2,25. Elektriğe %127 geliyor zam efendim, geldi. Sen de çaya zam yap %127. Kimse yok ki Sayın Başkanım. He? Kimse yok. Kimse yok. Yok. Doğru. Doğru. Alıcı çıkmadı. Evet. Alıcı çıkmadı. Evet. Ama kahveniz iyi yerde. Yeri güzel kahvenin. Çok şükür. Yeri güzel. Meydanda. Dolayısıyla hani müşteriler için daha cazip olabilir. Evet inşallah. Evet. Yazın daha da güzel olur. Tabii. Yaz tabii. Kış şartları da biraz ağır oluyor. Evet, evet. Efendim helal edin çayınızı. Helal edin çayınızı. Afiyet helal olsun efendim. Eyvallah. Helal olsun.